yoktur. Ve Ocak ayından beri sadece Türkiye bölge hava sahasına baktığınızda %14 uçak Türk hava sahasını ihlal etmiştir. Bunun 5 tanesi Suriye helikopterleridir. Yani bunlar olabilir. Çünkü havada, yani bu otomobille otoyoldan gittiğiniz zaman otoyoldan niye çıktığınızı hemen görürsünüz de havada o kadar kolay değil. Yani o kadar süratle hareket eden bir vasıtanın ve gözle görülmeyecek bazı noktalar var. Kaçabilir. Teknik açıdan gözden kaçabilir. Bizim uçağımız da Ankara'dan veya Türkiye'den ikaz edildiği için hava sahasından çıkmıştır. Ve tekrar da girmemiştir oraya. Yani girdiğinde değil de çıkıp tekrar misyonunu tamamlayıp dönerken vurulmuştur. Dolayısıyla bunu hakikaten kabul etmek, içinize sindirmek mümkün değildir. Ama burada tabii çok önemli bir seviyeye getirdi bu uçağın vurulması, bu krizi. Zaten ciddi bir sorunken bu bir aşama daha siyaset terimiyle sıcak bir noktaya getirdi. Ama burada Türkiye gibi uluslararası platformda çok önemli bir noktaya gelmiş. Siyasi istikrarıyla, ekonomik istikrarıyla güçlenmiş. Dostlarıyla, komşularıyla dostluk politikası izleyen ve hem fevri hareket etmeyen bir ülkenin davranış biçimi bence bugüne kadar çok doğru oldu. Akıllı oynamak lazım bu oyunu. Fevri davranmamak lazım. Son atacağınız adımı ilk adım olarak atmamak lazım. Ama Türkiye önce sakin bir şekilde hemen açıklama yapmayarak önce bir olay nasıl olmuştur, kim yapmıştır, niçin yapmıştır onu bir araştırdı. Bütün istihbarat bilgilerini topladı ve olayın bir fotoğrafını çekti. Ondan sonra Dışişleri Bakanımız belki iki gün sonra geç diyenler de oldu ama bu bence çok doğru. Olayı anlamadan bir açıklama yapmak, olayı anladıktan sonra açıklama yapmaktan kötüdür. Dolayısıyla bunu yapılıyor. Bütün olay nereye gidebilir? Hangi senaryolar uygulanabilir? Bunun her aşaması Bakanlar Kurulu'nda olsun, bütün ilgili birimlerle olsun yapıldı. Dün Milli Güvenlik Kurulu'nda da değerlendirildi. Şimdi Türkiye ne yapacağını biliyor. Olayla ilgili bütün senaryolarını saptamış vaziyette. Bütün senaryoları itibariyle kim ne yapacak? Kim hangi noktada ne devreye girecek, hangi noktada devreye girmeyecek? Bütün bu planları yapmış vaziyette. Ne bu planlar? Yani yol haritanız ne? Şimdi, ne olacak? Şimdi bakın, siyasette müpemiyet diye bir kavram vardır. Evet, sizden öğrendim. Bunu ben daha önce de söyledim. Şimdi açıklamalar yeterlidir. Ama bu açıklama her satırın altında şu şöyle olursa ben de bunu yapacağım dediğiniz zaman hem oyun planınızı açıklamış olursunuz, hem hareket kabiliyetinizi kısıtlamış olursunuz, hem de sürpriz etkilerini ortadan kaldırmış olursunuz. Şimdi ben yıllarca bürokrasiden geliyorum. Bürokraside, iş hayatında belki diplomasi. Ama bürokraside, iş hayatında, medyada bir zaman unsuru vardır. Yani bir olayla, olay karşısında yapılacak arasında veya bir görevle o görevin yapılması sonucu arasında bir zaman vardır. Size bir görev verilir. Ben bunu bir saatte, bir günde, işte bir senede bitireceğim diye bir zamanla uğraşırsınız. Siyasette hiçbir zaman bu zaman yoktur. Olay vardır, hedef vardır, aradaki zaman yoktur. Sadece ne zaman uygunsa ve hangi şartlarda o yapılırsa olumlu bir sonuç verecekse o zaman yapılır. Bu dolayısıyla şimdi burada da aynı şeyi yaşıyoruz. Açıklamalar yapıldı. Gayet nettir. Planlar da yapıldı. Hepsi de gayet iyidir. Ama hani bu yarın mı yapılır, 5 dakika sonra mı yapılır, 5 sene sonra mı yapılır, yapılır mı, hiç mi yapılmaz? Bu siyasette olmayan zaman unsurunun takdir edeceği aslında bir faktör. Aslında dün sadece Suriye gündemiyle işte Milli Güvenlik Kurulu toplanacak diye beklenirken birkaç maddenin çıkması, diğer konuların da ele alınması aslında biraz da böyle yumuşama sürecine geçildi gibi düşünülebilir mi? Hayır, bence yani Milli Güvenlik Kurulu sadece Suriye gündemiyle toplandı, resmi bir bilgi olmayı beklenti olabilir ama yani Milli Güvenlik Kurulu toplanıp Mısır'da seçimler olmuş, Cumhurbaşkanı seçilmiş, bununla ilgili bunu görüşmemesi mümkün mü? Gayet tabii ki görüşecektir. Onun dışında terör olayları içimizi yakıyor, bu kadar şehit veriyoruz, bunu görüşmemesi mümkün mü? Gayet tabii görüşecek, Suriye'yi de görüşecek. Yani adı zaten Milli Güvenlik Kurulu. Milli güvenlikle ilgili her konu orada görüşülür. Toplantıya girerken gündemde olmayan bir konu olur. O sırada bir olay cereyan eder. Onu da görüşür. Zaten Milli Güvenlik Kurulu
bugün artık olması gereken bir noktadadır. Ve sadece milli güvenlik konularını görüşür bir kurul haline getirilmiştir. Hem psikolojik olarak hem gerçekten son düzenlemelerle bence son derecede zamanlı ve gayet güzel de bir açıklama yapılmıştır. Irak'la ilgili açıklamalar var, Suriye ile ilgili var, Mısır'la ilgili var. Ve kelimeler gayet iyi seçilmiş. Müpemiyet kuralına riayet edilmiş. Ama satır araları gayet güzel boş bırakılmış ve satır aralarından okumayı da ilgililere bırakan çok güzel bir açıklama. Siz bence müpemiyet kural dediniz ve Türkiye bu olayı soğukkanlılıkla götürdü dediniz ama bunun bir pasiflik olarak değerlendirilmesi de söz konusu. Türkiye bu konuda bu politikalarıyla sonuç almaya başladı mı? Düşürülen uçağı konusunda dünyayı ikna edebilir. Pasiflik olarak ifade eden maalesef ana muhalefet partimiz. Hani bir Türkçe'de bir laf vardır, hani dostum var mı demiş, param yok işte, düşmanım var mı, akrabam yok demiş. Şimdi hakikaten benim bütün 38,5 yıllık diplomatik meslek hayatımda görmediğim bir tarz yaşanıyor. Bu kadar önemli bir noktada Suriye ile bu kriz yaşanıyor, uçağımız vurulmuş, olayı başka bir boyutlara taşımışız. Böyle noktalarda geriye doğru bakın, bir tane başka örnek bulamazsınız ki muhalefetle iktidar başka şeyler söylesin. Burada gerçekten başka şeyler söylemenin de ötesinde Suriye'nin söylemediği laflar muhalefet, ana muhalefet partisi özellikle tarafından dile getiriliyor. Yani Suriye'nin ağzına laf konuyor tam tabiriyle. Ve bu tabii çok zararlı bir yaklaşımdır. Birlik içinde olmamız gereken ve söyleyeceğimiz şeyleri kamuoyuna açıklama şeklinde değil, toplantılarda söylememiz gereken ortamlar varken maalesef Sayın Başbakanımız bütün mecliste partili temsilcisi bulan partilerle toplantı yaptı. 2 saat boyunca olayın bütün cereyan ediş şekli, ne yapılabileceği, neden olduğu, neden olmadığı bütün bunları anlattıktan sonra tam çıkışta ana muhalefet partisi liderimiz Suriye'nin daha söylemediği, efendim işte bu Türkiye'nin politikalarına bir misilleme olabilir lafını etti. Bunu Suriye söylememişken bir ana muhalefet partisi liderinin söylemesi gerçekten benim çok yadırgadığım, doğru bulmadığım ve milli birlik içinde olmamız, en çok milli birlik içinde olmamız gereken bir günde böyle çok kısır iç politika nedenleriyle yapılmaması gereken bir davranış. Türkiye pasiftir derken de aynı mantalite gözlemliyorum. Yani adeta İran'la ilgili, İran'da birisi bir laf ediyor. Efendim, İran'la ilişkiler bozulsun ister bir tavır içinde. Suriye konusunda sanki Türkiye uçağa düştü. Hemen uçaklar havalansın, Şam'ı bombalasın, Suriye'ye gereken cevap verilsin. İşte Türk orduları da Suriye'ye girsin, buradan girsin, Lübnan'da çıksın. Ve artık Suriye ile ilgili demeçleri Dışişleri Bakanı değil İçişleri Bakanı versin. Yani bunu arzu eder bir görüntü veriyorlar. Bakın yani Türkiye'nin gerçekten böyle bir maceraya girecek bir konumu yok. Türkiye, zaten bir ikilem söz konusu değil tabii. Mi? Hem sıcağın geçer yol olur diyor. Sınanabilirliğimiz işte yani tekrar deneniyor diyor. İşte bu ikinci kere olmaz, tehlikedeyiz diyor. Diğer yandan da Türkiye'yi savaşın eşiğine getirdiniz deniyor. Böyle bir yaklaşım olabilir yani mi? Hem yani girelim hem bu lafları diyor. Kimin söylediğini kaldırın. Sadece laf olarak koyun ve kamuoyuna, dünya kamuoyuna veya Türk kamuoyuna sorun. Bu lafı kim etmiş olabilir diye sorun. Bakın ne cevap alacaksınız. Hakikaten ben doğru bulmuyorum ve son derecede yadırgıyorum. Şimdi Suriye konusunda gerçekten Rusya, Çin, İran ve Suriye yönetimi ne diyorsa bugüne kadar ana muhalefet partisi de aynı şeyleri söyledi. Yani bizim Allah'a şükür Türkiye'de bir Suriye basın yayın organına veyahut da Suriye yönetiminin bir temsilciliğine ihtiyacımız yok. Ama burada söylerken de içinde bir tutarlılık olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi içinde yıllarını bu işe vermiş meslektaşlarım var. Washington Büyükelçiliği yapmış, Paris Büyükelçiliği yapmış, Orta Doğu Temsilciliği yapmış arkadaşlarım var. Bunlar aradaki nüansları, söylenecekleri, söylenmeyecekleri gayet iyi bilirler. Suriye'nin iç işlerine karışmayın.
Suriye halkı karar versin. İşte bunu zaten herkes söylüyor. E peki son açıklama Annan planı çerçevesinde ve Rusya'nın son önerdiği zirve doğrultusunda bir çözüme evet diyeceğiz diyor ana muhalefet partisi. E peki Annan planı iç işlerine müdahale değil mi? Ülkenin içine sokmuşsun yüzlerce binlerce gözlemci. Bu gözlemciler yani Suriye'de portakal üretimi nasıl yapılıyor, portakallar ne zaman toplansın diyor orada değil. Resmen iç işlerine müdahale ediyor. Kim kimi öldürüyor, öldürüyor mu, kaç kişi öldürüyor bunları incelemek için orada. Gerekirse yine Annan planı çerçevesinde oraya insani yardımlar şunlar bunlar gidecek. Rusya'nın katılacağı bir zirve Suriye'nin iç işlerine müdahale değil mi? Neyi konuşacaklar orada? İşte Rusya açıklıyor. Diyor ki Suriye halkının istediği bir değişime, istemediğine derken yani onun tersini okuyayım. Suriye halkının istediği bir değişime de ben razıyım diyor. Bu iç işlerine müdahale değil mi? Gayet tabii ki müdahale olacak. Yani ben çekileyim, hiçbir şey yapmayayım. Hani vaktiyle bir eski bir Milli Eğitim Bakanı, ya şu okullar olmasa ben bu Milli Eğitim'i ne güzel yönetirdim. Suriye'de olmasa ben dış politikayı yönetirim. İran olmasa pek güzel yönetirim. Peki sen nasıl yöneteceksin? Bu kriz uçağı düşürmüşler. Sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sen iktidarda olsaydın ne yapardın sorusunu sorduğunuzda ortada cevap verecek bir insan bulamıyorsun. Kısa bir reklam arası verelim. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Kısa bir reklam arasından sonra birlikteyiz sevgili izleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Volkan Bozkır'la gündemi değerlendiriyoruz. Efendim Suriye'de uçağımızın düşürülmesi hadisesinden bu yana Başkan Beşar Esad'ın sessizliği dikkat çekiyordu. Dün bir İran yayın organına açıklama yaptı. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ilk başta garip bir durum vardı. Bütün açıklamaları bir bürokrata yaptırdılar Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne. Ve siyasetçilerin hiçbirinden bir açıklama gelmemişti. İlk defa Beşar Esad dün ilk açıklamalarını yaptı. Diyor ki Ankara ile Türk halkı aynı şekilde düşünmüyor. Bu tabii bunu demin konuştuğumuz çerçevede yorumlamak lazım. Türk halkı ve Ankara'nın aynı şekilde düşünmediği doğru değil. Bence muhalefet partisiyle Türkiye aynı şekilde düşünmüyor diye yorumlamak lazım. Öncelikle Türk halkının bütün ruh haline baktığımızda Türkiye'de kimse savaş istemiyor. Ve Türkiye ele geçirilmiş bu çok önemli ekonomik düzeyi ve siyasi istikrarı muhafaza etmek ve bütün bu kazanımları da bir savaş uğruna veyahut da bir silahlı mücadele uğruna kaybetmek istemiyor. Beşar Esad'ın söylemek istediği belki de bu ayrımı biraz vurgulamak ama Türkiye bakımından veyahut da hükümetin politikaları bakımından ve hükümetle Türk halkı arasındaki iletişim bakımından Beşar'ın söyledikleri Türkiye'ye uymuyor. O açıdan ilk açıklama olması bakımından belki önemli ama bir şey de söylemiyor aslında orada. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin angajman kuralları değiştirildi evet. Bu olaydan sonra ve sınıra sevkiyat devam ediyor. Bugün gazetelerimizde de sınırda alınan hava önlemleri yer alıyor. Bu bir caydırıcılık mıdır, bir savaşa hazırlık mıdır? Nasıl okumamız gerekiyor? Şimdi savaşa hazırlık diye nitelendirmemek lazım. Hem caydırıcılık faktörü var hem bizim bütün bu olayla ilgili yaptığımız planlamalar çerçevesinde yer alan unsurlar. Hem de gayet tabii ki karşı tarafın daha başka hamleler yapabilme ihtimalini de düşünerek hem sınırlarımızın güvenliğinin arttırılması sadece hava saldırıları bakımından değil bir göçmen akını da söz konusu olabilir. Dolayısıyla bütün bu planları en kötü olabileceğe göre Türkiye'nin hesaplaması ve Türkiye'nin bir böyle bir gelişme karşısında zarara uğramaması için bütün tedbirler alınıyor. Angajman kurallarının değişikliği ise sadece bizim hudut bölgemizde değil, bütün Doğu Akdeniz çerçevesindeki bir angajman kuralı değişikliğidir. Orada Suriye bakımından eskiden daha hoşgörülü davranılan bir alan bugün daha daraltılmaktadır. Onun tabii
teknik kişilerin daha fazla anlayacağı bir mesajı vardır. Heh. Ama bunlar Sayın Başbakanımızın yaptığı açıklamalar çerçevesinde. Sayın